Herkese merhabalar diliyorum. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik konularını kapsayan bugünkü videomda toplamda 10 sorumuz var. Bu videomuzun ismi 8. karma testi. Yani bugüne kadar toplamda 8 tane karma test hazırladım. Mümkün olduğu kadarıyla tüm modüllerden de almaya gayret ediyorum. Arkadaşlarım, eğer sizler de videoyu beğenirseniz, like atarsanız sevinirim. Aynı zamanda herhangi bir şekilde yorumlarınız olursa hızlı bir şekilde de yorumlarınıza cevap vermeye gayret ediyorum. Elimden geldiğince bu videoların sizlere faydalı olmasını temenni ediyorum. Ve elimden geldiğince yine dediğim gibi her gün bir video yayınlamaya gayret ediyorum. Hemen birinci sınavımız sorumuzla başlayalım. Evet, birinci sorumuz PISA sınavıyla ilgili hangisi doğrudur? A. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü yani OECD tarafından uygulanmaktadır. B. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu tarafından geliştirilmekte ve 4 yıllık periyotlarla uygulanmaktadır. 4 yıllık periyotlarla uygulanan izleme çalışmasıdır. D. Türkiye'de sadece 13 yaş grubu öğrenciler için uygulanmaktadır. E. Sadece matematik okuryazarlığını ölçen bir sınavdır. Evet, cevabı vermeden önce hemen ben sizlere E şıkkıyla bir başlayalım. Sadece matematik okur yazarlığını ölçen bir sınav değildir. Aynı zamanda fen okur yazarlığını da ölçmektedir. D şıkkında sadece 13 yaş değil, 15 yaş grubu öğrenciler için uygulanmaktadır. C şıkkı 4 değil, 3 yıllık periyotlarla ne yapılmakta? Uygulanmaktadır. B şıkkı zaten yanlış. Cevabımız A. Çünkü Ekonomik Kalkınma İşbirliği Örgütü tarafından uygulanmaktadır. D şıkkı bu yüzden yanlış. O halde cevabımız ana. 2. Biraz zor bir soru. Özel de bir soru. Test sınavlarının güvenilirlik kestirim yöntemleri içerisinde yer alan Kronpa alfa ile verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A 0,60 ile 0,80 arasında olması ölçeğin orta güvenilirde olduğunu göstermektedir. B 0,80 ile 1 arasında olması ölçeğin yüksek güvenilir olduğunu göstermektedir. C. Maddelerin iç tutarlılığının bir ölçüsü olan Kronbach alfa katsayısı ölçekte bulunan maddelerin homojen yapısını açıklamak veya sorgulamak üzere kullanılır. D. Test maddeler arasında ikili korelasyondan hesaplanan iç tutarlılık katsayısının Kronbach alfa katsayısı denir. İç tutarlılık denir. E. Testin iç tutarlılığı hakkında kullanıcıya bilgi vermez. Evet, biraz zor bir soru. Yani bunu bilemediyseniz herhangi bir şekilde yani bilmiyorum demeyin. Gerçekten zor bir soru. Evet, ikinin cevabı Edirne. Diğerleri ise doğrudur. Onun hakkında bilgi veren nedir? Şıklardan Kronbach alfa ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Sadece doğru değil. Yani cevabımız Edirne. Üçüncü sorumuz. Geçmedi. Ha. Geçtik. Pardon. Üçüncü sorumuz. Rehberlikte kullanılan testlerden hangisini uygulamaz? Zeka testlerini rehberlik uygulamaz. Cevabımız Edirne. Yani rehberlik öğretmenleri. Dördüncüsü, diyor ki bir tanımımız var. Ebeveynlik tarzlarından birini ifade eden bu açıklama hangisi için geçerlidir? Bir tanımımız var. Bu tanımımız hangisi için geçerli? Bir bakalım tanıma. Bu tür anne baba çocukları bağımsız olmaya teşvik eder ama yine de eylemlerine sınırlar ve kontroller getirirler. Kural koyarlar ama kuralların mantığını açıklarlar ve eleştirileri dinlerler. Sevgilerini hissettirirler ve çocukla iletişim kurarlar. Bu hangi anne babalığa girmektedir? A. Demokratik anne baba. B. Otoriter anne baba. C. İzin verici anne baba. D. İhmalkar anne baba. Ya da hiçbiri. Baktığımız zaman cevabımız Adana demokratik anne baba tanımına girmektedir. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki açıklama etik kavramının temel ilkelerinden hangisini açıklamaktadır? Etik kavramının arkadaşlar temel ilkesi. Bir tanesini açıklıyormuş. Neymiş bunlar? Bir bakalım. Tanıma. Psikolojik danışmanların sınırlılıkları bilmeleri demektir. Psikolojik danışmanların sınırlılıklarını bilmeleri demektir.
kendilerini aşan konularda başkalarından yardım talebinde bulunurlar. Bu sonuçta bir etik kavramı, mesleki etik. Hangi temel ikiye dayanmakta rehberlik öğretmenlerinin? A. Yetkinlik, B. Dürüstlükçe, duyarlılık ve hoşgörü, B. Toplumsal sorumluluk, E. Sürekli gelişim. Bence bulduğunuz cevabı, çünkü basit bir soruydu, cevabımız Adana yetkinliktir. Altıncı sorumuz, koordinatör, rehber, öğretmen ya da psikolojik danışmanın görev ve sorumluluklardan hangisi yanlıştır? A. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile eğitim kurumu yönetimi arasında koordinasyonu sağlar. B. Okul rehber ve psikolojik danışma programı doğrultusunda yapılan çalışmalarla ilgili öğretmenler kuruluna bilgi verir. C. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına ait gündemde toplantılarda alınan kararları yazılı hale getirir. D. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi tarafından ortak olarak e-rehberlik sistemi üzerinden hazırlanan okul rehberlik ve psikolojik danışma programını eğitim kurumu müdürüne onaylatır. E. Ders saatinde bireysel veya toplu yürütülen çalışmalarda öğrencinin devamsız görünmemesi için okul yönetimi ve ders öğretmenleriyle işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almakla yükümlü değildir. Zaten cevap sizler de herhalde gördünüz. Cevabımız Edirne yükümlü olacaktır. Yedinci soru, basit bir soru. Bilim söyleşileri programını hangi kurum uygulamaktadır? Evet, A. Türkiye Ulusal Ajansı, B. MEB Ulusal Destek Servisi, C. Kalkınma Ajansı, D. TÜBİTAK, E. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımlar. Hangi kurum uygulamakta bilim söyleşilerini? Tabii ki TÜBİTAK. TÜBİTAK programı içerisinde yer almaktadır. Yani cevabımız Denizli. Sekizinci soru. 2020-2010 Kasım ayında alternatif bir okul modeli geliştirmek ve bu modelin uygulandığı okulları aşmak amacıyla kurulan Türkiye'deki mevcut eğitim sistemini gelişime açık yönlerini tespit etmek, sorunlara çözüm önermek ve sistemli çalışma ile araştırmalara dayanan alternatif bir okul modeli oluşturmaya çalışan dernek hangisidir? Bakalım arkadaşlar. A. Türkiye Eğitim Vakfı mı? B. Türkiye Eğitim Derneği mi? C. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı mı? D. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı mı? E. Başka bir okul mümkün derneği mi? Cevabımız Edirne. Bu tarif ettiğimiz hangisidir? Başka bir okul mümkün derneğidir. 9. Otizmli öğrencilerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? A. Konuşurken göz kontağı kurmaktan kaçınırlar. B. İsimlerine tepki vermeyebilirler. C. Oyun becerileri sınırlıdır. D. Beden dilini kullanmada sorun yaşamazlar. E. İnsanların duygu ve düşünceleri anlamakta kimi zaman sorun yaşarlar. Cevabımıza baktığımız zaman tabii ki Denizli olduğunu görmektesiniz. Beden dilini kullanmada sorun yaşarlar kimi zaman. O halde cevabımız Denizli. Son sorudayız. Web planının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında hangisi bulunmaz? A. Okul yöneticileri ve öğrencinin sınıf öğretmeni olacak bu. Evet. C. Veli. Öğrencinin kendisi. E. RAM'daki rehberlik öğretmen. Web planı tamamen okul içerisini kapsayan bir plandır. O halde okul yöneticisi, öğretmen, sınıf öğretmeni, veli, öğrencinin kendisi bu işin içerisinde olduğu için bunlar uygular ama E yanlıştır cevabımız da. Doğru cevap nedir? O halde E'dir nedir? Evet arkadaşlar, toplamda 10 sorumuzu burada bitirdik. Dediğim gibi bu videonun sonunda eğer cevaplarınızı da yazarsanız ben de merak ediyorum kaç tane arkadaşımız biliyor, kaç tanesi bilmiyor. Yani soruların en azından zorluk derecesini tespit için de yorumlarınızı yazarsanız, yani 10 tane doğru, 5 tane yanlış, her neyse, en azından ben de kapsam, içerik olarak da ne derece zor, ne derece kolay olduğunu anlaşılmasını yani isterim. En azından zor mudur, kolay mıdır öğrenmek istiyorum. Dediğim gibi yine herhangi bir şekilde yorumlarınız olursa yazarsanız memnun olurum. Eğer beğendiyseniz like atarsanız yine ben de memnun olurum. Videoların kaçırmamak adına takipte de kalın. Umarım
Sınavımıza başarılı oluruz. Yine umarım bu sınavı da 10'da 10 tamamlamış, doğru cevap olarak tamamlamışsınızdır. Herkese kolaylıklar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.